Şimdi sizinle bir film hakkında konuşmak istiyorum. Film, adalet kavramının ele alındığı dramatik bir film. Zihinsel engelli bir baba ve küçük bir kızın hikayesi. Baba otoparkta çalışıyor, otoparka gelen insanlarla ilgileniyor, temizlik yapıyor, ne derlerse onu yapıyor. Zihinsel engelli babasıyla birlikte mutlu mesut yaşayan kızı, çok sevdiği Ay Savaşçısı sırt çantasını vitrinde hayran hayran izliyor. Babası son bir tane kalan çantayı yarın maaşını aldıktan hemen sonra gelip alabileceklerini söylüyor kızına. Ama bir bakıyorlar ki vitrindeki çanta başka küçük bir kıza doğru gidiyor. Baba kızına söz vermiş, çantayı alması gerek. Mağazadan içeri girip Sailor Moon marka çantasını kızının ne kadar sevdiğini anlatması lazım. Küçük kıza bu çantanın aslında kendi kızının olduğunu, günde bir, hayır iki defa bu vitrinin önüne gelip çantayı seyrettiklerini anlatıyor. Ancak çantayı alanları ikna edemediği gibi bir de küçük kızın babasından dayak yiyor engelli baba. İşte o hüzünlü akşamın sonunda babasına biraz da destek olabilmek için küçük çocuk ondan bir şey ister. Babacığım, belki başka yerde satılıyordur o çantadan. Baban sana alacak onu, Ay Savaşçısı çantası. İlk gün okula o çantayla gideceksin. Tamam o zaman. Tamam. Kendini zorlama baba. Kendini zorlama. Beni taklit etme baba. Dur baba, gıdıklama diyerek uyumaya başlarlar. Kızını çok sevdiği için tek hedefi çantayı almak olan baba, ertesi sabah erkenden yola koyulur. Güle oynaya iş yerine varır. O gün maaş alma günüdür ve baba maaşını alır. Aldığı paraları sayan baba, kendini tokatlayan hakimin kızını arkasında görünce çok şaşırır. Küçük kız, sırt çantasından başka bir yerde daha satıldığını ve eğer isterse onu oraya götürebileceğini söyler. Baba büyük bir sevinçle kızı takip eder ve giderler. Küçük kız bir süre sonra sebebini o an için bilmediğimiz bir şekilde yerde yatmaktadır. Engelli baba küçük kızın başında ve ona ilk yardım uygular. Oradan geçen bir kadınsa bütün bunları yanlış anlayıp babanın küçük kızı taciz ettiğini düşünür. O kadınla birlikte artık bütün ülke babanın küçük kıza saldırıp onu öldürdüğünü düşünüyordur. Çünkü olayı araştırmaktansa böylesi daha kolaydır. Çünkü küçük kız başsavcının kızı. Çünkü bir gün önce kızın babası Lee Yong-go'ya tokat atmıştı. Lee Yong-go da intikam almak için bunu yapmış olabilir. Her taş yerine oturuyor. Zihinsel engelli Lee Yong-go ise ben yapmadım, öldürmedim bile diyemiyor. Tek istediği kızına kavuşmak. Eğer onun için yazılan ifadeyi imzalarsa kızını görebileceğini söylüyorlar. Şimdi hikayeye birazdan devam edeceğim. Ancak adalet kavramı ile ilgili teknolojik bir takım gelişmeler ve değişimlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz yapay zeka çalışmaları çok büyük bir hızla devam ediyor ve artık neredeyse her alanda kullanılmaya başlandı. Robotların yapay zeka uygulamalarının hayatlarımızın bir parçası haline geldiğinin sinyallerinin olduğu çağımızda adalet kavramı da bundan nasibini almaya başladı bile. Arda arda geliştirilen yapay zeka uygulamaları artık insana gerek kalmadan karar verebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği yargı kurumlarında yapay zekanın kullanılmasına ilişkin düzenleme kabul edildi. Ancak konunun uzmanları mahkeme salonlarına gelecek bu devrim niteliğindeki teknolojiyle ilgili çekincelerini ve risk taşıyan unsurları tartışmaya başladı bile. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde mahkeme salonlarına belki ihtiyaç kalmayacak ya da bu ihtiyaç oldukça azalacak. Mahkemelerin verecekleri kararları, yapay zeka uygulamaları veya robotlar verecek belki de. Şimdi burada şu soru akla geliyor. Peki bu yapay zeka uygulamaları olağan dışı hallerde nasıl kararlar verecek? Bu tür durumlarda yapay zeka uygulamalarının vereceği kararlar zanlılar için bir ölüm kalım meselesine dönüşebilir. Peki kimin idam edilip kimin sağ kalacağına dair verilecek kararları bu yapay zekalar nasıl tanımlayacak? Daha gözle görülen olaylar karşısında bile karar vermekte güçlük çeken insanlar
bu yapay zeka uygulamalarına hangi kanunları, hangi gelenek ve görenekleri ya da insani duyguları nasıl kodlayacak? İşte tam da bu konuyla ilgili Harvard Üniversitesi'nin web sitesinde ulaşılabilecek bir ahlak testi var. Moral Sense Test. Şimdi o testin uygulandığı bir deneyde olduğunuzu hayal edin. Şu tür sorularla karşılaşacaksınız. Teknedeki birinin düşüp boğulacağını bile bile boğulan 5 kişiyi kurtarmak için teknenizi daha hızlı sürer miydiniz? İlaçlarını almazsa hayatını kaybedecek ölümcül bir hasta var. Ama bu hasta öldüğünde organları 3 kişinin yaşamını kurtarabilir. Bu durumda diğerlerini yaşatmak için hastayı ilaçlarından mahrum bırakır mıydınız? Düşman askerlerinin bebeğinizle birlikte sizi ve yanınızdaki 8 kişiyi bulup öldürmelerini önlemek için ciyak ciyak ağlayan bebeğinizi boğar mıydınız? Böyle bir durumda ne yaparsınız? Ahlak testine dönecek olursak sorumu tekrarlıyorum. Böyle bir durumda kendi bebeğinizi kurtarmak için 8 kişinin ölümüne mi yoksa bir şey yaparak bebeğinizin ölümüne mi karar verirsiniz? Vicdanınız ne diyor? Hangi seçim daha adil, hangi seçim daha etik olur? Bunların hepsi ahlaki olarak ikilem yaratan olaylar. Zira diğerlerine göre daha ağır basarak bizi bir tarafı seçmeye zorlayan, kısa yoldan net cevapları yok. Dikkat çeken ilk şey, ateistler ve dindarlar da dahil farklı geçmişe sahip insanların aynı şekilde yanıt vermesi. Üstelik insanların çoğu bu karara nasıl vardı sorulunca hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor. Ama seçimlerinin doğruluğu konusunda kuşkuları yok. Mesela yukarıdaki örneklere cevap veren pek çok kişi teknenin hızını arttırmanın kabul edilebilir olduğunu, ancak ölümcül hastanın ilaçlarını kesme konusunda şüphe duyduklarını söylüyor. Çoğu başlangıçta bir bebeği boğmayı bile aklından geçirmeyeceğini belirtirken, daha sonra söz konusu durumda bunun mümkün olabileceğini dile getiriyor. Neden bu örnekler verildi? Birinci ve üçüncü durumda bir eylemin gerçekleştirilmesi söz konusuyken, ikinci olayda bir eylemin unutulması ya da göz ardı edilmesi bekleniyor. Her üç durumda da bir ölüm karşılığında 3, 5, 9 canın kurtarılması gibi açık bir kazançla sonuçlanan bir durum var. Birinci ve ikinci durumlarda kişi kötünün iyisini yapmayı tercih ederken, üçüncü durumda hangi yol seçilirse seçilsin sonuçta bebek ölüyor. İlk örnekte teknedeki birinin zarar görmesi bir yan sonuç olarak ortaya çıkıyor. Amaç 5 kişiyi kurtarmak. Birini suya düşürüp boğulmasına yol açmak değil. İkinci durumdaysa niyet 3 kişinin yaşamını kurtarmak da olsa hedef hastanın hayatına son vermek. İşin şaşırtıcı yönü ise bu ikilemlerde doğru ve yanlış yargılarımızın oluşmasında duygularımızın çok etkili olmaması. Örneğin beyinlerinin karar verme ve duygularla bağlantılı kısmı zarar görmüş bireyler üzerinde yapılan bir çalışma var. Bu çalışmaya göre bir dizi ahlaki ikilemle karşı karşıya kalmış bu hastalar genellikle çoğu insanla aynı ahlaki yargılara ulaşıyor. Sonuç bu tür yargılara ulaşmak için duygulara ihtiyaç olmadığını akla getiriyor. Öte yandan duygularımız eylemlerimizi güçlü biçimde etkiliyor. Doğru ya da yanlış konusunda nasıl yargıya ulaştığımız, belli bir durumda ne yapmayı tercih ettiğimizden çok farklı olabilir. Örneğin pek çok kişinin hayatını kurtarmak için bir kişiyi öldürmenin ahlaki olarak hoş görülebileceği konusunda hepimiz hemfikir olabiliriz. Ama iş birinin gerçekten canını almaya geldiğinde çoğumuzun dizlerinin bağı çözülebilir. Evet, hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Elbette baba için kızını görmekten daha önemli bir şey yok. Tek istediği küçük ve yalnız kızının yanında olması. Kızını görmek için kağıdı imzalamak ya da imzalamamak arasında kalmıştı adam hatırlarsanız. Zihinsel engelli Leon Goysa ben yapmadım, öldürmedim bile diyemiyor. Eğer onun için yazılan ifadeyi imzalarsa kızını görebileceğini söylüyorlar. İmzalıyor ve ölüm cezasına çarptırılıyor. Farklı farklı suçlardan hüküm giymiş 5 mahkumla birlikte aynı hücreyi paylaşan Leon Go'nun tek düşündüğü yapayalnız kalan kızı. Küçük bir çocuğu öldürdüğünü düşündükleri için hücre arkadaşlarından dayak yemesi hiç önemli değil. Kızını görmek zorunda.
Bunun yolunu açacak olan olay gecikmiyor. Hapishanede çete lideri olan hücre arkadaşı diğer çete lideri tarafından bıçaklanacakken Leon Go Yang Ho'nun önüne atlayarak onun yerine bıçaklanıyor. Hayatını kurtardığı için ona minnettar olan Yang Ho, Leon Go'nun bir isteğini yerine getireceğini söylüyor. Yong Go'nun bu hayatta tek bir isteği var, kızına kavuşmak. Hücredeki 5 mahkum, Yong Go'nun bu isteğini yerine getirmek için bir mucizenin planlarını yapmaya başlıyorlar. Baba ve hapishane arkadaşları uzun uğraşlar sonucunda küçük kızı bir yolunu bularak babasının yanına, yani hapishaneye getirirler. Baba ve kız çok mutludur birbirlerini gördükleri için. Mahkemede baba nasıl ifade vereceğini arkadaşlarıyla beraber planlar. Ancak bütün çabalarına rağmen mahkeme babanın idamına karar verir. Ve baba küçük kızı ve arkadaşlarının gözleri önünde götürülerek idam edilir. Aradan seneler geçer ve küçük kız büyür, avukat olur. Ve babasının haksız olarak idam edildiği davanın yeniden açılmasını sağlayarak babasının masum olduğunu kanıtlamak için mahkeme karşısına çıkar. Dava yeniden başlar ve mahkeme heyeti idam edilen zihinsel engelli babanın suçsuz olduğunu kabul eder. Küçük kız yıllar sonra verilen bu kararla birlikte acı ve bir o kadar da buruk bir sevinçle babasına uzaktan tebessüm eder. Evet, günümüzde gelişen teknolojiyle her gün yeni programlar gelişmekte ve yapay zeka hızla ilerlemekte. Fakat robotlara insansal duyguların yüklenebilir olup olmadığı hala büyük bir soru işareti. Robotları daha zeki tasarlayıp onlara algılama yeteneğini verebilir miyiz? Robotlara duygu yükleyebilir miyiz? Yapay zeka içinde büyük bir gizem olan bu konu acaba nasıl sonuçlanacak? Bir gün robotların da duyguları olacak mı? Robotlar çağının insanlık için fazlasıyla verimli, üretken, huzurlu olma ihtimali var. Ancak bu duruma gelebilmesi için önce insanların nasıl bir gelecek kuracaklarına karar vermesi gerekiyor. Uluslararası bir uzlaşmayla devletlerin hem yapay zekayı barışçıl amaçlarla kullanma konusunda fikir birliğine varması, hem de diğer tüm alanlarda doğru, adil ve efektif şekilde kullanımı konusunda yeni politikalar üretmesi de şart. Teknolojik gelişmeler beklenmeksizin konunun tartışılması çok önemli. Yapay zekanın nasıl karar vereceğinden çok, ona nasıl bir öğretim yapılacağı çok önemli. Politik görüşlerden, dini ve ahlaki değerlerden arınmış salt hukuk bağlamında bir öğretim gerçekleştirilebilir mi? İşte bu soru belki de en önemli engel olarak karşımızda duruyor.